Selman Bey, hocam 61 yaşındaki bir hasta için huzursuz bacak sendromu. Nasıl bir kürünüz? Evet, huzursuz bacak sendromu. Evet, bunun için yapılacak olan şey, Serpil Hanım eline aldı. Nedir bu? Siyah hardal tohumu. Yani hardal tohumunun taze olması lazım. Yani raf ömrünü doldurmaması şart. Bir çay kaşığı alacak, çiğnemeden yutacaklar. Şimdi bakın, bazen iyi ki bu soruyu sordu. Allah ondan razı olsun. Bakın değerli izleyicilerimize ben şunu söyleyeyim. Mecbur kalmadıkça, ya şükürü uygulayayım, yaşım da ileri önlesin, gelmesin bana. Mesela huzursuz bacak sendromu. Eğer sizde huzursuz bacak sendromu yok ise, ben bunu kendim şahidim buna. Çünkü ben siyah hardal tohumunu başka bir şey için kendimde deniyorum. Allah Allah dedim, ya ne oluyor benim ayağıma? Baktım, kasılmalar başlıyor. Yani aynen tipik huzursuz bacak sendromu yaşıyorum. Şimdi ihtiyacınız yok ise kürü uygulamayın. Bak, hani bu bütün kürler için değil. Mesela siyah hardal tohumu. Çünkü güçlü reaktif glikozitler var içerisinde. Bunun için söylüyorum. Bunu yok mesela, bak dene bunu Hüseyin. Yani akşamları şöyle birer çay kaşığı al. Bir hafta 7. 8. gün huzursuz bacak sendromu. Hocam niye diye? Ya hayır, kestiğin zaman kurtuluyor. Kurtuluyorsun, tamam. Bırakıyor. İşte huzur çivi çiviyi söker diyorsunuz, evet. Ya. Yani burada huzursuz bacak sendromuna karşı siyah hardal tohumu. İlk 3 günü sabah akşam aç karnına çiğnemeden yutacaksınız. Küçük çay kaşığı, abartmasınlar. Ondan sonra günde bir defa akşamları, sabahları veya sabah bir ay aç karnına bunu uygulayacaksınız. Biiznillah, evelallah, huzursuz bacak sendromu diye kalmaz. İşte bak bu kural ama bütün bitkiler için geçerli değil. Aman ha Hüseyin, ya hoca böyle söyledi. Biz koruyucu, önleyici kür yapacağım tabii. Ama siyah hardal tohumunda bu var.